Muhteşemsin Konak Yanı. Bugün harikasın Tonya. Bugün fırtına gibi gözüküyorsun Tonya. Ben de sizin bir evladınız olmaktan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer, çobanlık yaptığımız yer, yaylasını yayladığımız yer, yiğit insanlarıyla meşhur Tonya'mızda sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bugünkü katılımınızdan dolayı Ramazan gün, Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, benden önceki değerli konuşmacılarımız, önceki dönem vekillerimiz var aramızda. Ayrılan il başkanımız ve Muhammed Balta vekilimiz Vafı Kebir'e doğru devam etti. Biz de oradan, buradan oraya inşallah gideceğiz. Bahsettiler. Müsaade ederseniz ben de sizi yormadan şöyle kısaca bir durum tespiti yapalım. Ondan sonra 31 Mart akşamına odaklanmış olalım. Değerli hemşerilerim, şimdi biz öncelikle şu Beşiktaş İskenderli Tonya yolu gerçekten sadece Trabzon değil, Türkiye standardında bir yol oldu. Orada emeği geçenden Allah razı olsun. Adil Bakanımızın çok emeği geçti. Bizlerin emeği geçti. Hayırlı uğurlu olsun değerli hemşerilerim. Şimdi Sidiksa Tonya'sız gariptir. Tonya Sidiksa'sız gariptir. Onun için orayı da bağlıyoruz. Bir şey kalmadı. Bu sene o da bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun değerli hemşerilerim. Peki Tonya'da yayla yolları, Ahmet Metin Bey, Metin Genç kardeşim bahsetti. Biz de destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Yaptıklarımız ortada, yapamadıklarımız da inşallah kısa zamanda toparlayacağız. Yine bizim Vafı Kebir yolumuz, oranın sıcak asfaltını yaptık ama orada bazı sıkıntılar var. Biliyorum değerli hemşerilerim, orada da bir proje çalışmasını başlattık. Orayı da şu önümüzdeki dönemde sizin gündeminizden çıkararak yapacağız inşallah. Bu da hayırlı uğurlu olsun değerli hemşerilerim. Şimdi AK Parti olarak gerçekten bakın, bir pandemi süreci yaşadık. Çok büyük bir deprem yaşadık. Siz duydunuz mu, buna rağmen kamu yatırımlarını durdurduk. Tonya'daki devam eden bir işimizi durdurduk, duydunuz mu? Duymadınız. Cumhurbaşkanımız yola devam dedi, biz de Allah'ın izniyle yola devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, şimdi gerçi bu ara bu Trabzonspor'dan konuşmak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama şöyle bir örnek vereyim değerli hemşerilerim. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Trabzonspor'u çıkarırsınız, bir futbol takımıdır, çıkarırsınız sahaya, döktürür, mükemmel futbol oynar, maçı alır ama almasa da helal olsun deriz, öyle mi? Şimdi hafta arası önemli bir maç olmaz. Bir sonraki hafta eşdeğer bir takımla çıkarırız, Trabzonspor dökülür. Şimdi bu nedir biliyor musunuz değerli hemşerilerim? Bu takım ruhudur, bu ekip ruhudur, bu moraldir, bu motivasyondur. Bu siyasette de böyledir değerli hemşerilerim. Bakın. Eyvallah, kaş kolumuzu da aldık. Konuşmaya da bu yakışıyordu, eyvallah. Siyaset de, hizmet de moral işidir, motivasyon işidir, takım işidir, ekip işidir. Kim var bizim ekibimizde, kim var bizim dava ve yol arkadaşlarımızda? Öncelikle sizler varsınız, Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sonra kim var? Belediye başkanımız var, ilçe yönetimimiz var. Burada Osman Beşel kardeşimizle güzel hizmetler yaptık. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Sonra kim var? Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Sonra kim var? Milletvekillerimiz var. Sonra kim var? Bizler varız. Ama takımın kaptanı da Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Değerli hemşerilerim. Bakın biz şimdi önceki dönem, bu siyasette eski yok. Önceki dönem var. Sizin evladınız Salih Zora var. Buraya gerçekten hizmet etti. Bak hep beraber bir aradayız. Güzel bir ekibimiz var.
Burası benim baba ocağım. Burası benim yetiştiğim topraklar. Değerli hemşerilerim, biz Allah'ın izniyle burada da seçimi alacağız. Büyükşehir'de de alacağız. Sizden tek isteğimiz var. Biz sizin ne isteğiniz varsa onu Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Gücümüz buna yetiyor çok şükür. Sizden isteğimiz de gerçekten şu 31 Mart akşamı sandıkları patlatarak bu seçimi almak. Tonya, 31 Mart'a hazır mıyız? Hazır. Kararlı mıyız? Hazır. Tonya işi bitirdi. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi son sloganı vekilim diyor. Şimdi ben müsaade isteyeceğim. Buradan sonra Vafı Kebir'e gideceğiz. Büyük Liman Havzası'na. Oradan Akçabat'a gideceğiz. Ama hemen böyle benim solumda da Sidiksa duruyor. Şimdi buradan son bir ses verelim. Bu Sidiksa'da Vafı Kebir'dekiler desin ki la ha bu Tonya'da ne oldu? Hazır mıyız? Bizim sloganımız çok güzel bir sloganımız var. Nedir o? Durmak yok, yola devam. Nasıl diyeceğiz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Allah'a emanet olun. Sizlere saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Üstü kadroları. Çok teşekkür ediyorum.